Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Moderatörü günü manşetiyle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Uhal Bayrak. Hoş geldiniz. Merhaba. Bey, merhabalar. Malum siyasetin gündemi Başbakan Erdoğan'ın 2014'te 3 sandık olabilir açıklaması. Yani zaten uzunca bir süredir önümüzdeki seçim dönemleri, o 3 seçim, bununla beraber yürüyen çözüm süreci, yeni anayasa çalışmaları, referandum tartışmaları devam etmekte. Yeni bir boyut kattı Başbakan Erdoğan bu açıklamalarıyla. Dün de yani Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dönüşünde de bu 2014 3 sandık tartışmasına açıklık getirdi Başbakan Erdoğan. Bu sözlerin açıklamalarını değerlendireceğiz. Gelen yorumlara ve tepkilere bakacağız. Muhalefet partilerinin itirazlarına da bakacağız. Ne dersiniz? 2014'te zaten iki seçim, biri yerel seçim, biri cumhurbaşkanlığı seçimi zaten vardı. Kesin tarihleri de bir de buna ilave referandum sandığı kurulabilir dedi Başbakan Erdoğan. Nasıl değerlendiriyorsunuz Başbakan açıklamaları ve nasıl etkiledi sizce siyasetin tansiyonunu, genel havasını? Aslında işte bir süreden beri yaşadığımız bir anayasa, yeni anayasa süreci var ya, hı hı. Orada bir belirsizlik yaşanıyor yeni anayasa konusunda, yani çıkacak mı çıkmayacak mı konusunda, yeniden süre uzatıldı vesaire. Bence o belirsizliğe bir nevi başka açıdan bakarsak eğer bir son vermiş oluyor aslında bu açıklamalarla Sayın Başbakan. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum, o görüşmede ben de vardım Başbakan'la röportajda. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Bu 3 sandık meselesini biraz tereddütle karşılandığını görüyorum Türkiye'de değerlendirmelere bakıldığı zaman. Yani referandumdan kast anayasa değişikliği mi? Yeni anayasanın, yeni paketin, AK Parti, daha doğrusu AK Parti'nin yeni anayasa paketinin referanduma götürülmesi mi gibi bir şeyle karşılandığını görüyorum. Ne diyor Başbakan? Neyi kastediyor? İşte oradaki zaten konuşmanın akışına baktığınız zaman burada bir tereddüte gerek yok. Zaten konu şeyden çıktı. Yeni anayasa çalışmalarından başladı mevzu. Ve Başbakan ilginçtir. Bir önceki gezide Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyduğum ve bizim başlık yaptığımız yeni anayasada ilgili ümidim kalmadı sözünün bir benzerini Sayın Başbakan da telaffuz etti orada Amerika'da. Bizce bitti dedi aslında, ama yine biz sürecin, bu sürenin sonuna kadar bekleyeceğiz dedi. Ne zaman meclis başkanı tamam bu iş olmuyor derse biz kendi planımızı devreye sokacağız dedi. İşte bundan sonra 2014'te 3 sandık gelebilir ifadesinden ne dedi çok net anlaşılıyor zaten. Değişikten bahsetti. Yeni anayasa olmayacak galiba, artık mevcut anayasa üzerinde bir değişiklik de yapılabilir dedi. Evet. Hmm. Bunun da yoğunluğunu zannediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ilgili olacağını tahmin ediyorum özellikle. Hmm. Nasıl değerlendirildiği konusuna bakarsak eğer, burada nasıl karşılandığı konusuna. Ona geçmeden önce muhalefetin Başbakan Erdoğan bu açıklamayı daha Amerika'da yaptıktan hemen sonra her ne kadar herkes hazırız. Şu uzlaşma komisyonu çalışmaları konusunda umutsuz da olsa sonuçta hala devam ediyor çalışmalar. Ve ne olursa olsun bitti ve masa dağıldı denilecek, yani denildiği güne kadar böyle bir açıklama yapılmamış, yapılmamalıydı, gelmemeliydi böyle bir açıklama. Eleştirisine ne diyorsunuz, buna nasıl bakıyorsunuz? Yani uzlaşma komisyonu Anladım. Çalışmaları boşa çıkarmak Anladım. Olarak yorumlandı. Muhalefet bu değerlendirmeyi defalarca daha önce de yaptı. Niye? Birkaç sefer yine daha önce hatırlarsanız, gerek Sayın Başbakan gerekse AK Parti'den değişik isimler eğer bu komisyondan yeni bir anayasa çıkmazsa bizim planımız var, işte o da şu şöyle gibi açıklamalarda muhalefet bu değerlendirme hep yaptı. Aslında bu şeyi sabote etmektir diye. Fakat gidişata baktığımız zaman gerçekten yeni bir anayasa ümidi görünmüyor. Bu komisyondan yeni bir anayasa çıkacağı pek beklenmiyor. Ben tam aksine Sayın Başbakan'ın bu açıklamasını orada sohbet esnasında gündeme geldiği için, işte yeni bir anayasa olmayacağına göre artık herhalde muhtemelen 2014'te 3. sandık gelebilir gibi bir ifadeden ziyade, ben bunun üzerinde AK Parti'nin epeyce bir zamandan beri çalıştığını, her şeyini, planını hazırladığını ve aslında Sayın Başbakan'ın bu ifadesiyle bence bilerek bir nevi konuyu artık kamuoyuna yansıttığını, tabiri caizse artık vaktidir, süreci başlatmanın vaktidir diye
düşünerek bunu bilerek söylediğini düşünüyorum. Üçüncü sandık meselesini. Siz yani ümidini tamamen kestiklerini düşünüyorum şeyden, komisyondan. Anladım. Siz AK Parti'nin Başbakan Erdoğan'ın kısmi bir anayasa değişikliği yapıp referanduma götürmesini tercih edeceğini düşünüyorsunuz. Yani Başbakan'ın sözlerinden de bu anlaşılıyor evet. Değil mi? Bu anlaşılıyor diye düşünüyorum. Çünkü neden? Önümüzdeki yıl kapımıza gelecek olan bir Cumhurbaşkanı seçimi var. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da işte hep herkesin beklediği bir şey var. Köşke çıkması bekleniyor. Şimdi hepimiz Sayın Başbakan'ı tanıyan herkesin Sayın Başbakan'ın şu andaki Cumhurbaşkanlığı yetkileri çerçevesinde bir Cumhurbaşkanlığında son derece zorlanacağını tahmin etmemiz zor değil. Bu noktada ne olacak o sizce kısmi değişikliğin, anayasa değişikliğinin içinde ne yer alacak başkanlık tartışmalarıyla ilgili? Ne öngörüyor sizce AK Parti? Teknik olarak isminin ne olacağını bilemem. İşte yarı başkanlık tartışılıyor, partili cumhurbaşkanlığı tartışılıyor vesaire. Ama benim esas itibariyle hedeflenecek olan şey olarak gördüğüm şey şu. Gene az önce bahsettiğim noktadan devam etmek istiyorum. Bu kadar icraatın içerisinde ve icraatın çok üst seviyede içerisinde olan, çok aktif olan, hatta bu bakımdan her yere karışıyor, her şeyi denetliyor, her şeyi her konuda karar veriyor gibi eleştirilere kadar varan bir yoğun icra döneminden sonra ve hala bir takım hedefleri olan bir kişinin meclise çıkıp artık bundan sonra ben hiçbir şeye karışmıyorum icraatta işte gelen başbakan veya işte bakanlık kurulu ne istiyorsa öyle yapar gibi bir şeyde olması çok zor. Dolayısıyla ben şekil olarak veya çözüm olarak nasıl olacaksa bilemiyorum ama ki şu andaki gelinen noktaya bakılırsa referandum yoluyla olacağı bekleniyor. Eğer BDP ile yeniden ortaya çıkmış gibi görünen, bence çok inanmamama rağmen pürüzler halledilebilirse eğer, Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin biraz daha genişletilmesi yönünde bir çalışma üzerinde duracak diye düşünüyorum AK Parti. Yani buna yarı başkanlık denebilir, partili cumhurbaşkanlığı denebilir ama netice itibariyle biraz icraatın içinde olan bir cumhurbaşkanı olacak diye düşünüyorum. Hedef bu olacak. Peki, Başbakan Erdoğan'ın muhalefetin vekillerini genel merkezlere kilitlememesi halinde anayasa tasarısını meclise sunabileceklerini ve eğer işte bu zorlama Civan olmazsa Civan Mert vekillerin çıkacağını inanıyorum, destek vereceğine inanıyorum değerlendirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Hiç sanmıyorum. Yani Sayın Başbakan teknik olarak böyle bir şey düşünebilir veya tahmin edebilir ama ben Türkiye'deki siyasetin çalışma biçimine baktığımız zaman böyle bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü bir kere böyle bir şey olması için bir tamam şekil olarak partiler grup kararı almıyor bu oylamalarda ama bir kere katılmaları lazım oylamaya partilerin. Daha ziyade dikkat ederseniz daha önceki benzer seçimlerde parti katılmama kararı alıyor. Dolayısıyla o Civan Mert'in bu Civan Mert'liği göze alması için önce partinin diğer üyeleri katılmadığı halde genel kurula onun katılması gerekiyor. Bir kere kendisini ifşa etmesi gerekiyor. Ben katılıyorum ve oy vereceğim buraya diye. Peki böyle bir durum olmasaydı eğer sizce o zaman bazı vekiller çıkıp evet derdi desteklerdi diyorsunuz. Şimdi, neden destekler sizce ya da neden bazı isimler çıkar muhalefet partilerinden bunlara evet diyecek? Şimdi böyle baktığınızda mesela nasıl değerlendirilebilir? Neden muhalefet partisinin bazı milletvekilleri desteklesin bunu? Seda Hanım, Türkiye'de son dönemde bence Türkiye'nin bundan sonraki çok ileriye dönük, çok uzun yıllarını etkileyecek bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Farklı farklı boyutlarda, farklı kulvarlarda. Bunlardan birisi mesela çözüm süreci. Birisi bu işte Türkiye'nin yönetim yapısıyla ilgili bu konuşulanlar, tartışılanlar. Şimdi bir partinin içerisindeki bütün üyelerin, bütün parlamenterlerin hele hele bana göre çözüm sürecinde gördüğümüz gibi biraz da zorlama bir tavır almışsa parti yönetimi, yani bugün ben CHP'nin mesela tavrını zorlama olarak görüyorum çözüm süreciyle ilgili. Böyle bir tavır almışsa hele hele bu parti içerisinden bazı üyelerin çok doğaldır farklı düşünmesi.
Nitekim bunu şeyde görmedik mi? Çözüm süreciyle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. İşte onlar çok sert biçimde durduruldu vesaire. Dolayısıyla bu konu tek parti açısından, parti kurumsal açıdan bakılıp kurumsal karar verecek bir konu değil bu konular. Yani gerek işte Türkiye'nin yapısı, gerekse çözüm süreci. Çok doğaldır ki bazı partililer farklı düşünebilir. Bu ama aynı zamanda AK Parti için de geçerli bu. Yani AK Parti içindeki bazı üyeler de farklı düşünebilir. O zaman şöyle sorayım, şunu sorayım. Eğer çıkabilecek olsaydı bu Civan Mert vekiller... AK Parti'nin de başka Civan Mert çıkabilirdi bu temelde. CHP'den mi daha çok çıkardı, MHP'den mi? CHP'den çıkabilirdi düşünüyorum ben. Yani şey konusunda, Cumhurbaşkanlığı konusunda. Çünkü MHP'nin daha kemikleşmiş bir muhalefeti var tabiri caizse. Son şeyde çözüm sürecinde kemikleşmiş hale gelen bir sert muhalefet var MHP'de. Başbakanın söylediğinin veya yaptığının tersine odaklanmış bir muhalefet var. CHP'den çıkabilir düşünüyorum ama çıkamaz. Yani çıkması için bir kere özür diliyorum. Çıkması için bir şeyler göze alması lazım. Yani artık o oylamadan sonra partiyle yolların ayrılmasını göze alması lazım. Bu Türkiye'deki siyasi yapı böyle maalesef. Bu çok doğal aslında. Daha doğrusu böyle olması gerekiyor belki ama bunu söylerken aynı zamanda AK Parti'den de olumsuz oy veren çıkabilir, çıkmalıdır belki. Ama şu andaki yapıya baktığımız zaman, Türkiye'deki siyasi gidişata baktığımız zaman bu kadar lider ağırlıklı bir yapı varken partilerde ben böyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Peki. Şimdi o zaman birazdan netleştirmeye çalışalım isterseniz. Yani önümüzdeki bu süreci Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyarak çünkü muhalefet partilerinin de itirazları var veya işte tahmin konusunda farklı farklı öneriler var. Birazdan onlara da değineceğiz. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına da bakarak şöyle bir ışık tuttuğunuzda hükümet tarafından, AK Parti tarafından öngörülen ne? Nasıl bir takvim sizce bizi bekliyor? Hangi noktalar net? O net olan noktaların bir altını çizelim. Fluda kalan şeyler neler? Ne öngörüyorsunuz önümüzdeki bu 2014 için? Bu dediğiniz noktadan bakınca bence aslında o bazı Civan Mertler çıkabilir açıklaması bile Sayın Başbakan'ın ileriye dönük bir takım endişeleri bertaraf etmek için diye düşünüyorum ben. Yoksa Sayın Başbakan da biliyor bence birilerin çıkıp da karşı oy veremeyeceğini. O da şu, sizin sorunuzun cevabı aslında şu. Bence varılacak nokta şu, bu yolla, bu noktayla varılacak, bu tavırla varılacak nokta şu. BDP ile ufak tefek şu anda var gibi görünen BDP'nin bazı talepleri var. Bunlar giderilerek BDP ile bir işbirliği yapılacak bence. Ama bugün Selahattin Demirtaş'ın başkan kısrarından vazgeçsin AK Parti açıklamasını görüyoruz. Tamam. Tabii ki yani BDP'de baştan itibaren teslim olmuş gibi bir tavır sergilemesi mümkün değil. Artı böyle bir pürüz olmasa bile, deminki söylediğim şey şuydu Sayın Başbakan'ın ifadesiyle ilgili. Böyle bir şey olmasa bile AK Parti'nin daha baştan itibaren diğerlerini yok sayıp BDP ile kol kola böyle bir şeye girmesi AK Parti açısından da sakıncalar doğuran bir durum. Onun için AK Parti her ne kadar bu bilhassa ilk aşamalarda hepsine, bütün partilere açık veya buyurun içinizden birileri desteklesin gerekiyorsa gibi bir tavırla umuma, meclisin tamamına yönelik bir yapılanma, bir çalışma gibi gösterse de, göstermeye çalışsa da neticede bence hedeflenen şey AK Parti ve BDP'nin işbirliğiyle önce referanduma götürülmesini sağlanacak şey, taslak, hazırlanan taslak. Ki hatırlarsanız Sayın Hüseyin Çelik bizden de fire olabilir dedi. Evet. 5 tane ihtiyaç var ama bizden de fire olabilir. Ben BDP ile bu AK Parti'den olabilecek firelerin karşılanması artı ilave ihtiyaç duyulan sayıların getirilmesiyle şeye götüreceğini düşünüyorum, referanduma. Evet. Referanduma götürdükten sonra Sayın Başbakan da dönüşte ifade ettiği hatırlarsanız olumlu, yani evet oyu çıkacağı tahmin ediliyor. Zaten teknik olarak baktığınız zaman da AK Parti ile BDP'nin potansiyel oyunu veya şu andaki alabilecekleri oyları eklediğiniz zaman birbirine zaten %50'nin üzerine çıkıyor zaten. Dolayısıyla ben bu ikisi ile her ne kadar görüntü itibariyle düne kadar bağımsızlarını dokunulmaktan kaldırma çalıştıkları partili, BDP'lilerle işbirliği yapıyorlar, görüntü vermemeye çalışsa da şu andaki meclis ortamında görünen tek çözüm bu diye düşünüyorum. Bu görüntü verirse ne olur?
Yani bunun şeyi ne olur AK Parti olumsuzluğu açısından? Mu? Evet, olumsuz. Ama AK Parti içerisinden de yani şu anda böyle bir hesap gerekti diye, BDP ile işbirliği yapıldı diye AK Parti'nin bütün seçmenleri de bunu olumlu karşılamayabilirler. Sonuçta BDP'yi hepimiz hep beraber düne kadar terör örgütünün uzantısı, meclisteki uzantısı olarak nitelendirdik. Bunun çoğu zaman Sayın Başbakan ve AK Parti de bu şeyi yaptı. Nitekim az önce bahsettiğimiz gibi çok ciddi ve çok kararlı bir biçimde. Evet, ama şimdi biz çözüm süreciyle birlikte bambaşka bir tablo gördük. İyi de. Yani BDP bu sürecin içinde bir aktör olarak kabul edildi, yer aldı. Doğru ama problem de şu zaten. Tamamı bütün Türkiye bu çözüm sürecinde alınan yolu, tutulan yöntem benimsemiyor ki. Bunun için AK Parti içerisinde bu benimsemenler olabilir yani. Dolayısıyla dediğim gibi gene AK Parti bu varsayımdan dolayı BDP ile işbirliği yapmaktan kaçınmayacaktır. Ama bir süreç yönetimidir bu. Baştan itibaren de ya siz gelmezseniz gelmeyin, bu BDP ile bu işi götürürüz tavrına da girmeyecektir. Olabildiğince herkese açık gibi göstermeye çalışacak. Ama ne yapalım, diğerleri gelmedi, BDP gelmeyecek. Zaten ABC planları da ona göre ve hatta D planı da işte planı ona göre de belirlenmedi mi? Yani A'yı denedik olmadı, B'yi, evet. C'yi denedik olmadı, D planı. İşte bunun aynısının bence kamuoyuna, daha doğrusu seçmene yönelik süreç yönetimi olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yeni anayasa çalışmalarına, uzlaşma komisyonu çalışmalarına dönersek eğer, bugün bazı köşelerde CHP'li Atilla Kartınoli, ben işte Milliyet Gazetesi'nin Serpil Çevikcan'ın köşesine bakıyorum. Atilla Kart'ın şöyle bir şeyi var, açıklaması var, tepkisi var uzlaşma komisyonu çalışmalarıyla ilgili. Tıkayan başkan sistemi ısrardır diyor ve son günlerde aslında uzlaşma sağlanan madde sayısında ciddi bir artış var. Eğer başkanlık başkanlık sistemi önerisi geri çekilirse o zaman üzerinde uzlaşma sağlanacak madde sayısı bayağı bir artacak. Bu önemli, yani bu mesafe kat etmektir diyor. Resim şey olacak, çok farklı olacak diyor CHP'li Atilla Kart. Buyursun çeksin o zaman başkanlık sistemi önerisini ve görelim uzlaşma komisyonu ne olacak, nereye gidecek. Ne diyorsunuz? Bu dediğiniz konunun bir baskı unsuru olduğu kesin komisyonda. Ama baştan itibaren bir kere komisyonun çok olumlu bir çalışma sergilediğini göremedik. Yani daha başkanlık meselesi gündeme gelmeden önce de daha ilk 3 madde vesairede sürekli olarak tıkandı meclis, komisyon. Fakat şu da bir realite tabii ki. Başkanlık meselesini tamamen ortadan kaldırabileceğini düşünmüyorum ben AK Parti'nin. Demin az önce konuştuğumuz sebeplerden dolayı başkanlık meselesini, daha doğrusu başkanlık meselesi değil de şöyle bakarsak buna daha doğru bir ifade olur. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığının yetkileri veya işte çerçevesi konusunda bir değişiklik şart görünüyor. Şart derken ben AK Parti'nin bulunduğu noktadan bakarak bunu söylüyorum. AK Parti adına bunu söylüyorum. Çünkü eğer Recep Tayyip Erdoğan Bey şeye çıkacaksa eğer köşke, orada bir değişik gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar bundan önceki aşamalarda zaman zaman eğer tıkayan başkanlık sistemi ise, eğer biz onu geri çekebiliriz tür ifadeler kullanıldı ise de AK Parti'den, ben bunun tamamen yok sayılacağını düşünemiyorum. Düşünmüyorum daha doğrusu. Belki bütün partilerin uzlaşabildiği bir, sadece başbakanın açısından bakarak değil de, yani başbakanın için oluşturulan bir makam gibi değil de, bundan sonraki Türkiye'nin yeni yönetim biçimi olarak bakarak belli bir noktada uzlaşarak eğer bir araya gelebilselerdi başkanlık konusunda yürüdü bu süreç. Ama şu anda belki de hani az önce dediniz ya, niye daha 2 ay süre var şimdiden bu açıklama yapıldı diye. Belki de işte başkanlık meselesi gündemden kalkmayacağı için ve dolayısıyla oradan bir çözüm çıkmayacağı bilindiği için bence öbür plan devreye sokuluyor şu anda. Şimdi her ne kadar umut yok denilse de, uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam ederken bu tartışmaların başlamış olması konusunda muhalefet partileri, belki kamuoyunun önemli bir kesimi de yanlış bulabilir. Bu zamanlamanın sorunlu olduğunu düşünebilir. Ne olursa olsun bu çalışmalar bitti dendikten sonra yapılsaydı daha iyi olurdu diyebilir, ama bir kesim de yani görünen köy kılavuz istemez. Bir umut yok. Evet, bir şey de çıkmayacak bu uzlaşma komisyonundan. Bu açıklamaları yapmak için daha fazla beklemeye gerek yok. Hatta bunlar çok önemli konular ve bir an önce netleştirilmesi gerekir. Ne kadar erken
konuştursa, tartışılırsa o kadar iyi diyen de var herhalde. Evet. Şimdi muhalefetin bu eleştirileri son derece haklı, yerinde görünüyor teknik olarak. Hı hı. Ama geriden bu komisyon yeni çalışmaya başlamadı. Komisyonun başlangıcından bugüne kadar gelişine baktığınız zaman şunu görebiliyorsunuz ama böyle bir açıklama yapılmasa da buradan hakikaten bir sonuç çıkmayacak zaten. Hı hı. Komisyon üyelerinin veya parti yetkililerinin her ne kadar teknik olarak bunu söylemesi doğal ise de bunu söyleme hakları yok bence. Çünkü şu ana kadar AK Parti de dahil olabilir buna ama bütün parti temsilcileri, dolayısıyla partiler de aynı zamanda yeni anayasa konusunda seçimlerden önceki meydanlarda bütün seçmenlerine verdikleri sözü yerine getirmek için gereken tavrı takınmadılar şu ana kadar. Dolayısıyla bir yıl boyunca alınan mesafe ne ki şu anda böyle bir açıklama yapılmasa, bu süreç başlatılmasa bile iki ay içerisinde nereye geleceğini az çok anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben bu açıklamaların belki çalışmaları etkileyebileceğini düşünebiliriz ama engelleyeceğini veya meclisten veya bu komisyondan bu açıklamalardan dolayı yeni bir anayasa çıkmayacağını düşünmüyorum. Evet. Çarşambanın gelişi, hani çarşambadan belli derler ya. Evet. Onun gibi bir durum var ortada zaten. Peki, Başbakan Erdoğan böyle söyledi. Üzerinde de konuştuk. Yani AK Parti nasıl hareket etmeyi planlıyor, nasıl bir yol haritası izleyecek, nasıl bir takvim öngörüyor diye. Şimdi ara ara yer yer CHP'den, MHP'den açıklamaları konuştuk, değerlendirmeleri konuştuk ama şöyle bir muhalefet partilerini tek tek bu açıklamalar karşısında konumlandırmak gerekirse, şu anda pozisyonlarını tek tek ele almak gerekirse, Bodrum Meydan biz her türlü seçime hazırız açıklamasından öte sizce her biri kendi içinde nasıl değerlendiriyor? Bu önümüzdeki süreci nasıl görüyor? Şimdi baktığınızda artık bu noktada taktik savaşları devreye girdi şeklinde değerlendirmeler, başlıklarla göze çarpmakta. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere meclis çoğunluğundan dolayı süreci elbette ki AK Parti şekillendirebiliyor. Evet. Bundan sonraki dönem takvim olarak da olsa. Veya işte ortaya çıkacak referandum diyoruz ya, neyi referandum edeceğiz? Bu süreci tabii ki AK Parti şekillendirebiliyor çoğunluğundan dolayı. Evet. Bunun verdiği bir rahatsızlık var. Niye? Bir kere CHP'de, MHP'de tabi olma durumunda şu anda. Takvim olarak da, süreç olarak da tabi olma durumunda. Biz seçime hazırız demekle bitmiyor bu, yetmiyor seçime hazır olmakla. Hı hı. Çünkü şu andaki MHP için bir şey diyemeyeceğim derken şöyle, MHP'nin bulunduğu konum, hı hı, sürece karşı olanların oylarını da bir miktar almış olabilir ama özellikle CHP'nin şu andaki konumu, bulunduğu durum bence biraz hazırlıksız yakalanma durumunu işaret ediyor seçime. Hı hı. Çünkü CHP'nin çözüm sürecindeki takındığı tavır tam anlaşılamadı. Kamuoyu tarafından tam anlaşılamadı. Olumlu veya olumsuzdan öte bir MHP'nin bile ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorsunuz ama CHP'ninki anlaşılamadı. Evet. Bunlar sonuçta şeyi etkiliyor, kamuoyunu etkiliyor. Sonuçta Türkiye'de şu anda en önemli konu terör. Ne olursa olsun ayrıntılar, terör en önemli konu. Bu gündeme gelecektir seçimlerde, bu konuşulacaktır. CHP'nin tavrı eleştirilecektir diğer partiler tarafından, özellikle AK Parti tarafından. Dolayısıyla süreç itibariyle her ne kadar daha 2014'te değil isek de şu andaki bulundukları konum itibariyle seçime çok da hazır değiller bence, özellikle CHP. Bu durumun düzelmesi lazım, bir zaman içerisinde düzelmesi lazım. Oysa çözüm süreci devam ediyor. Çözüm süreci devam ederken CHP'nin bulunduğu tavrı tamamen değiştiremeyeceğine göre, tamam biz bundan sonra çözüm sürecini destekliyoruz diyemeyeceğine göre karşıtlı devam etmek durumunda. Ve çözüm süreci ilerledikçe, yani kan dökülmeme süreci ilerledikçe, sessiz, sakin, huzurlu geçen aylar sayısı arttıkça CHP'nin konumu daha güçleşiyor. Ben bunu şöyle düşünüyorum. CHP'nin de MHP'nin de bu süreç ilerledikçe marjinalleşmesi kaçınılmaz şu andaki tavırlarıyla. Ve tabanlarıyla da kopmuş durumdalar şu anda yönetim olarak. Özellikle CHP tabanından kopmuş durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Kamuoyu araştırmalarından anlıyoruz bunu. Dolayısıyla peki, bu konumdaki bir partinin seçime çok hazır olması veya seçimi beklemesi çok doğal değil. Hı hı hı.
Peki. Az bir süremiz kaldı. Bugün yine gazetelerde gördüğümüz birkaç gündür çok tartışılan, yine başbakanın, Sayın Başbakan Amerika'da yaptığı açıklamalardan sonra tartışılan bir başka konu. Başbakan Erdoğan Amerika'da yaptığı açıklamada ve ardından da İçişleri Bakanı Muammer Gülen'in açıklamasını üniversitelerde ve statlarda yaklaşık 10 bin koruma memuru görevlendirilmesi yönünde çalışmalar olduğunu söyledi. Bunun detayları da paylaşıldı kamuoyuyla. Fakat bugün bazı gazeteler konuya yer vermiş. Radikal Gazetesi üniversite kolluktan rahatsız diyor. Özel güvenlik içeriğine koruma memuru, akademi dünyası tepkili, üniversiteler ve öğrenci grupları tepkili diyor. Taraf gazetesi manşete taşımış, radikalden daha radikal bir manşet atmış, rejim muhafızları geliyor diyor. Evet, özel statülü resmi koruma ordusu polis bünyesine yer alacak, gerekirse silah kullanabilecek, stat, üniversite ve hassas noktalarda başlığı ilginç aslında değil mi? Rejim muhafızları, evet. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir kere bu değişikliği? Olumlu, iyi buluyor musunuz? Gerekli miydi böyle bir düzenleme? Çok dikkatimizi çekmişti ki ben o görüşmede bunu başlığa vermiştim haberimizde. Özellikle ne kadar o günkü konuşulan konu işte maçlardaki şiddet vesaireden dolayı statlardan çekilmesi de işin üniversite boyutu da çok önemli. Bence çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Evet, futbolda statlarda şiddet, holiganizm, üniversitelerde de malum son zamanlarda çok sık gündeme gelen protestolar, öğrenci olayları ve polise karşı karşıya gelmesi öğrencilerin. Evet. Bu konu gündeme geldikten sonraki yapılan değerlendirmelerden bir kısmında şunu ben önemsiyorum. Özellikle üniversitelerde aslında şey de aynı, çünkü üniversitedekiler hafta sonunda mesai yapıyorlar statlarda. Güvenlik konularında çok yetersiz olduğu ortaya çıktı, anlaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucu bu. Bence bunun üzerine durmak lazım. Özellikle üniversitelerde son dönemlerde tekrar olaylar artmaya başladı. Ki bence pardon, özür diliyorum. Şeyden sonra bu terör meselesinin eğer bu şekilde devam ederse çözümünden sonra tekrar üniversitelere dikkat çekmek gerekiyor. Yeniden üniversiteler yeni bir süreçte yeni bir kargaşa alanı olabilir. Dolayısıyla buradaki güvenliğin olması gereken biçimde olur, formatlanması önemli diye düşünüyorum. Biraz zorlama buluyorum ben özellikle rejim muhafızları ifadesini zorlama buluyorum. Şimdi doğrusu. Bugün Radikal Gazetesi'ne baktığımızda işte üniversite yönetimleriyle konuşulmuş, öğrenci gruplarıyla konuşulmuş, itirazlar tek tek paylaşılmış. Bu konuda üniversite yönetimleriyle, öğrenci gruplarıyla belki bir araya gelinip fikir alınabilir miydi? Birlikte bir değerlendirme yapılabilir miydi? Bu da hani sorgulanan ve eleştirilen noktalardan biri yine akademi dünyasında. Ne dersiniz? Böyle bir yol izlenseydi daha doğru olur mu? Çok özür diliyorum. Yani bu ilk bakışta çok normal gibi görünüyor ama maalesef az önce partilerden bahsettiğimiz gibi üniversitelerde de ben bu şeyi görmüyorum. En son ODTÜ'deki olayları birlikte yaşadık. Üniversite yönetimlerinin özellikle bu konulardaki tavırlarını da görüyoruz çok. Üniversite bağımsızlığı. Ama sonra karşı bildiri yayınlayan üniversite yönetimleri de oldu biliyorsunuz. Yani öğrencilerden yana olmadığını, öğrencilerin işte bu olaylarda büyük sorumlu olduğunu açıklayan üniversiteler de oldu. Üniversite bağımsızlığı çok farklı yorumlanıyor Türkiye'de bence. Bilimsel bağımsızlıkla üniversitedeki olaylara müdahale etmeme birbirine karıştırılıyor. Ben dolayısıyla üniversitelerle böyle bir işbirliğinin olumlu sonuca götüreceğini düşünmüyorum şu anda. Peki. Bir cümleyle lütfen. Diyor ki öğrenciler, öğretmenler, şimdi protesto hakkı olmayacak mı öğrencinin? En ufak olayda bile bu güçler devreye mi girecek? Böylesi bir şey, yani bir olay meydana gelmesi ne bile gerek kalmadan öğrencinin karşılarında bu güçleri her gün görecek olması otomatik olarak bir tepki doğurur. Otomatik olarak başlı başına bir protesto nedeni sayılır. Bu yorumlar için ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şiddet unsuru olacaksa bu güçler bence o da yanlış. Olay olmamaksızın, olay olmamaksızın her türlü gösteri, her türlü öğrencilerin kendi fikirlerini beyan etmesi çok doğal olmalı, normal olmalı. Bu sağlanabilmeli bu zaten. Her halükarda sağlanabilmeli bu. Evet. Peki. Süremizi biraz açtık arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun Sunal Bayrak katıldığınız için. Günün manşetini noktalıyoruz. Kısa bir ara verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız. 12 Ajansı için sözü Pelin Karabay'a devredeceğiz.